Peki, çok teşekkürler. Daha önce buradaymışsın bir servisi, bir saat için benim 2 Mayıs programı için tasarladığım daha önce sunduğum bir projeydi. Konsept metnine biraz göz atabildiyseniz eğer, aslında dejavü duygusu, gerçeklik ve kurgu arasındaki, hani o gerçek mi değil mi diye tam arada kaldığımız, o ucunda hissettiğimiz bıçak sırtı durumu biraz böyle gündeme getirmeye çalışan bir projeydi. Feel like I have been here before şeklinde İngilizce başlığını attığımız gibi. Bu noktada hani iki önceki oturumumuzda Krasin'in terziye geldiğinde biraz özetlemeye çalışmıştım. Gelemeyen arkadaşlarım için tekrar paylaşmış olayım. Sergi böyle bir düşüncemden yola çıktı. Burada da amaçladığımız şey hani bazen olur ya, mesela bazı konunun sonunun nereye bağlanacağını biliriz. Bir tartışmanın, bir diyaloğun nerede biteceğini tahmin edebiliriz. Fakat bazen de yanlış olabilir bu. Bazen bazı noktaları, bazı şeyleri yaşamadığımızı ama yaşadığımız gibi zannettiğimizi düşünebiliriz gibi. Yani genel hatlarıyla dediğim gibi dejavü duygusunu ve bunun da video artta nasıl temsil edildiğini ya da edilebileceğini sorgulayan çalışmaları bir araya getirmeye çalıştım. Açılışı Krasimir Terziyeli'nin Movie, bir film başlıklı 28 dakikalık çift kanallı videosuyla yapmıştık. Geçtiğimiz hafta Janis Raffaello Atina'dan onun gösterimi oldu. Fakat o kendisi katılamadı uzun metrajlı film çekiminde olduğu için ve 3. ve 4. oturumlarımız da Türkiye'den sanatçılarla olacak. Hülya Özdemir bu haftanın yıldızı. Ondan sonra önümüzdeki haftada kendisi de burada Çağatay Saray'la birlikte de bu Ekim önündeki bir saatteki sergimizi sonlandırmış olacağız. Bir kere her şeyden önce bir saatte kapılarını açtığı için böyle bir proje için minnettarız. Böyle bir mekanın varlığı, sadece video screening alanı olarak böyle bir mekanın varlığı oldukça önemli. Bu belki başka bir tartışmanın konusu ama küçük bir dipnot atmak istiyorum. Hala Türkiye'de bir video kütüphanesi, bir videotekin olmaması, araştırmacıların bir sanat tarihçisi olarak merak ettiğim sanatçıların işlerine herhangi bir kütüphanede, bir video kütüphanesinde ulaşamamam. Bunun için mecburen bizzat bir figüre ulaşmanız gerekiyor, videolarına sahip olmanız gerekiyor, izlemeniz gerekiyor gibi. Belki bir saatin bu noktada şu gördüğümüz küçük kütüphanenin de aslında... Evet, şu an çok küçük. Evet, küçük kütüphanenin işte Krasimir'in kitabını koydu. Hülya belki dokümanlarını paylaşacak, belki çağrı bırakacak. Böyle böyle gelişecek bir kurumun gelişmesine tanık olursak bundan çok mutlu oluruz. Hepimiz herhalde diye düşünüyorum. Onun için tekrar teşekkür ederim. Tim Zeynep ve Mahmut'a da teknik destekleri için çok teşekkür ederim. Çünkü onlar olmasaydı bu projenin ortaya çıkması da zor olurdu diyelim. Evet, bugünkü sunumumuzda Arsipium videosunu gösterdiğimiz Hülya ile bir diyalogda bulunacağız. Hülya için beraber birçok sergide yer aldık aslında Hülya'yla. Sonra arada uzun zaman çalışmadık. Şimdi uzun zaman dediğim tabii 2-3 yıllık bir periyot. Ondan sonra tekrar bu arada böylece bir video exhibition'da, bir video serginde bir araya gelme şansımız oldu ki daha önce Can Modern'de 2011, yanlış hatırlamıyorsam, Kimlikler Lütfen diye bir sergide yer almıştık. Daha önce Beden ve Mekan sergisi Antalya'da olmuştu. Sonrasında 2012'de bizim Bad Reputation derler ya, yani bizim sesinde açtığımız bir sergi vardı. Ki o sergiye katılanlar da buradalar aslında, Çağrı ve Mehmet Şefer. Orada Museum Inside a Museum, Müze İçinde Müze diye bir sergi açmıştık ki gerçekten müzenin içine sızdığımız bir sergiydi. Müzenin sinir uçlarına dokunduğumuz bir sergiydi. Ondan sonra da orada güzel bir işini göstermiştik. Şimdi daha sonra da tekrar bu seçimle bir araya geldik. Hem böylece aynı zamanda bir sunum da hazırladık. Böylece arkadaşlarım senin daha önce ürettiğin işler ya da üzerinde çalıştığın projeler üzerinde de biraz şahit olacaklar. Alan olarak resim çıkışlısın. Şu an bildiğim kadarıyla Düzce'de yüksek lisansına devam ediyorsun. Ve aynı zamanda tabii Eşip Arap Satıcı ile birlikte 2003 yılından beri yürüttükleri bir de Videoist sanat inisiyatifiyle aslında Hülya'yı tanıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerde Videoist tamamen non-profit bir girişim olarak işlerini gösteriyor. Sanatçıların, video sanatçılarının işlerini
gösterdiler. Benim hatırladığım için Türkiye'de İstanbul modern kadra olmak üzere birçok mekanda, yurt dışında İspanya'da, Danimarka, Kilibik, en son Sofya'da, Amsterdam beraber, sonra Amsterdam'da ve şu anda aynı zamanda Videoist'in de bileşenleri arasında oldu. 6. Uluslararası Çanakkale Bienali'nde de yine Videoist hem de davet ettiği sanatçılarla birlikte Çanakkale Bienali'ne de destek olan girişimler arasında. Evet. Peki Fikriye, bu günün hem sunumundan hem işlerinden bahsedeceğiz. Evet. Birkaç temel soruyu sormak istiyorum ben bu konuyla ilgili sana. Birincisi, multimedya çalışan sanatçılardan birisin aslında. Yani tek bir alanla bağımlı olarak kalmıyorsun. Evet, çağımızda zaten belki de tek bir medium'a, tek bir araca bağlı kalarak üretim aslında çok zor zaten. Bu noktada da multimedya çalışan bir sanatçı olmak konusunda neler söyleyebilirsin? Veyahut da hangi araçla kendini daha iyi ifade edebiliyorsun, kendini daha konforlu hissediyorsun diye başlayalım. Tamam. Yani teşekkür ederim. Böyle ben hemen sorumla o zaman başlayayım. Şöyle ki, evet, resim lisansım var. Yüksek lisansımı da şu anda resimde sürdürüyorum, resim alanında sürdürüyorum ama aldığım eğitim aslında çok yönlü bir eğitimdi. Buna müsaade ediyordu. Kendimi çok farklı konularda denemeye ve araştırmaya müsaade eden bir eğitim sisteminde eğitim aldım. Marmara Üniversitesi çıkışlıyım, Güzel Sanatlar Fakültesinden. Böyle bir şansım oldu. Ama karakter olarak da denemeyi, her zaman farklı şeyleri araştırmayı seven bir karakter oldum. O yüzden de üretimlerimde aslında resim de var, baskı da var, fotoğraf da var, video da var. Ama öncelikli olan benim için kavram, zihin çok önemli. Yani neyi üreteceğime karar vermeden önce aslında ilk önce fikri çok önemsiyorum, zihni çok önemsiyorum. O noktada onu en iyi ifade edebilecek üretim aracı neyse ona yönelmeyi tercih ediyorum. O yüzden işlerimde birçoğunda bu saydığım medyumların çoğunu da görmek mümkün. Ama bir sanatçı olarak kendimi en yakın hissettiğimi sorarsan videonun o metasızlığı ve sanatçıyı özgür kılan üretim biçimine kendimi çok yakın hissediyorum. Çünkü sanatçının sadece bir imgeyle, bir biçimle kendini tekrar eden bir üsluplaşma anlayışındansa daha çok zihnin tutarlılığını çok daha fazla önemsiyorum üretimlerimde. O anlamda video bu üretim biçimini çok daha özgür ve cesur kılıyor bence. Kendimi orada daha yakın hissediyorum. Peki, bu noktada peki araçsal olarak yaklaşımın bu. Biraz da şundan bahsedelim. Hangi imgeler veyahut da şu ana kadarki işlerinde gördüğünüz imgeyle olan ilişkin, imajla olan ilişkin, hangi imajlar sana daha cazip geliyor? İmgeyle kurduğun ilişki ne? Ki bu aslında bir sonraki soruda da şununla bağlamaya çalışacağım. Aslında hem de geçtiğimiz işlerine de biraz bakarız içerikler konusunda, işlerin içerik konusunda. Ya şöyle ki, ben Türkiye'de sürekli göç etmek zorunda kalan bir toplum üyesiyim. O yüzden de dolayısıyla hep çocukluğumdan beri dinlediğim çok fazla göç öyküsü var. Hikayeleri var. İşte benim o yüzden sanatçı olarak üretmeye başladığımda ilk olarak sorunsalım bu oldu tabii. Yani Türkiye'de neden bu kadar göçle karşılaşıyoruz ve göçün çok farklı sebepleri var. Kültürel göç var, bedensel göç var, zihinsel göç var ve göçün kendi içinde çok fazla etkili, çok fazla sebebi var. Ve bu benim kafamı çok fazla meşgul etmeye başlamıştı. İlk üretimimde o yüzden de nereden başladım? İlk olarak aile albümünden, çok uzaktan başlamadım, aile albümünden başladım. İlk olarak babamın
gerçekleştirdiği göçle başladı, hikayeyle başladı. Erzincan'da kurmuş olduğu bir taksi durağı da çekilmiş bir fotoğrafı var. Ve 1978'de İstanbul göçü var. O göçle bağlantılı olarak kurduğum, biraz yol hikayesi diyebileceğim, bir göç hikayesi diyebileceğim, kayıp zaman izinde işiyle başladı aslında belki de serüven. İş, belki ondan böyle kısa bir şey bakabiliriz. Thank you.
yönü yükselten bir yandan da işlerindeki soundtrack konusu. Yani müzikte mutlaka evet. işlerinde bir yer veriyorsun. Evet. O yabancılaşmayı elde etmek için falan bunu yine de ekleyebilirsin. Yani mesela işte bu çalışmada böyle daha teknolojik bir ses kullanmam sebebi fotoğrafın eski olması, işte oradaki köyde bir çekilmiş fotoğraf üzerine inanılmaz çelişkili, yani hiç bilmedikleri bir yaşamın içine giden insanların hikayesi bu. Ve çok daha başka bir kültürün içine, hayatın içine göç eden insanların hikayesi. O yüzden o çelişkiyi belki biraz daha vurgulamak adına kullandığım bir şeydi. Ses benim için önemli tabii ki. Biraz benim işleri yaparken o görselliğin üzerinde duyduğum bir takım sesler oluyor. O sese yaklaşmasını istiyorum. Yani izleyicinin de o sesi duymasını istiyorum aslında. Benim o görüntüde hissettiğim o sesi hissetmesi yönünde bir şeyim var. Arsipium tabii ki ona geleceğim. Ama Arsipium'dan önce ben yine bir kayıp hikayesi olan Mardin sürecinden de söz etmek istiyorum. Mardin'de icat edilmiş ayrıştırma gibi çalışma yapmıştım. Yine, yani nereye giderseniz gidin hep bir kayıp hikayesiyle karşılaşıyorsunuz. Aile albümündeki kayıplar, ailedeki kültürel kayıplar, ondan sonra kentlerdeki kayıplar. Sürekli bir kayıp hikayesi var bence. İcat edilmiş ayrıştırma da Mardin'e gittiğimde orada işte yine bir kayıp hikayesi, kale. Mardin kalesi gidenler biliyordur belki. İşte 1980'lerde askeri darbe sonrası kapatılmış bir bölge, İstimler bölgesi. Ve kimsenin girmesi yasak. Yani yaklaşık 40 yaşlarındakilerin ve öncesinin bilmediği, görmediği bir alan. 40 yaş üstünün orayla ilgili deneyimleri var. Gittiğim günden itibaren orayla ilgili sürekli gören görmeyen herkes hikayeyi, oraya dair tecrübeleri, deneyimlerini anlatıyordu. Biz 3 yıl yaşadık Mardin'de. Aslında bir vefa işi gibi bir anlamda oraya. Anlatanlar ve dinleyenler diye iki gruba ayırdığım bir çalışmaydı bu. Orayı yaşayıp deneyimlemiş olanların anlattıklarıyla orayı hiç görmemiş, orayı hiç bilmeyen, deneyimlemeyenleri dinleyerek ama içinde kale kelimesi geçmeden dinleyerek neresi olduğunu anladıkları ve onun üzerine resimler dinlerken bir takım resimler yaptılar. Onları bir araya getirdiğim bir çalışma çıktı ortaya. Bir aslında katılımcı sanat projesi diyebiliriz biz buna. Çünkü bana dair sadece bir yönetim duruş var. Başka? Adım Ayşe Atacan, 1979 Mardin doğumluyum. Küçüklüğüm, yani kendimi bildim bileli Mardin'de yaşıyorum. Ama Mardin'i görmemişimdir. Yıldız hiçbir yerini gezmemişimdir. Bir tek medreseleri gezmişimdir. Şimdi de çok merak ederim. Eşim anlatmıştır. Giderler midesinin içinde top oynarlarmış. Teklerinde bağları varmış, badem ağaçları varmış. Oralara giderlermiş, altında otururlarmış, badem toplarlarmış. Eskiler anlatırlar, içinde eski evler varmış, koyular varmış, su varmış, Mardin'e suyu kimseye. Yani hiçbir yerde yokmuş. Ama neden sonlar dinleyenler, resimleyenler farklı birbirinden. Yani çok merak ediyorum, bir Mardinli olarak hiç ziyaret etmemişim de nasıl olduğunu çok çok merak ediyorum. Benim adım Nezir Akın. 01.11.1970 Mardin doğumluyum. Asıl mesleğim fırıncılık. Ben ayrıyeten de ben ticaret lisesi mezunuyum. Ama şu anda fırında çalışıyorum. Ekmek paramı çıkarıyorum. Ben çocukluğum altında Tüzük'te geçirdim. Bizim iki tane bahçemiz vardı orada. Çıkıyorduk oraya. Orada bir tane top sahası var. Oynuyordum, oturuyordum. Bir de üstünde yani eski evler var, hepsi bozulmuş, tarihi evler var, kuyular var, kuyuya iniyor. Şimdi
Bir yandan da sergiler üzerine review'lar yazmaya devam ettiğim için ama çok sergide yazdığınca insan hatırlamıyor. Ben sergi üzerine yazdım ama serginin adını hatırlamıyorum. Mesela yanılır mısınız? İzmir'de ben işi görmüştüm. Evet. Adnan Saygın Kültür Merkezi'nde video işçi olarak bir... Impact. Impact değil mi? Video Impact. Bunu Adnan Sürü'nün klasörlüğünün yaptığı. Hocam senin de işin var mıydı saygın? Olarak görüldüğüm. Boydan. Evet, evet, evet. Metamorfoz. Ben buradaki dirilişi göstermiştim. Dirilişi göstermiştim, tamam. Ben daha çok konuşmuyordum. Evet, güzel bir sergiydi. Genelde böyle video, tabii video işlerinden oluşan bir sergiydi. Komet, Ferhat Özgür, Gencü Gülhan, senin bu çalışman oradaydı. Şimdi, hani Nezahit Ekici gibi isimlerin yer aldığı güzel etkili bir sergiydi İzmir'deki sergi. Tüm alanı kullandığınız güzel bir sergiydi. Orada bu işi sergilemiştim, onu anlatıyorum ben. Yapalım. Sen belki eskiden söz biraz gerilerden söz edin istediğin için keyifli yaptığımız bir sergi sürecindeki çalışma benim de önemsediğim ve bence kaybın en derin kısmı olduğunu düşündüğüm bilgi kaybı. Tabii. Yani bilginin bilinçli olarak kaybedildiği bir işten söz etmek istiyorum. Ben işte gezerken işte başka ülkeler, Türkiye'de müzelerde ister istemez tabii ki o müzeleri sorgulama ihtiyacı duyuyorsun, alanları sorgulama ihtiyacı duyuyorsun. Kim neye göre seçiliyor ve oradaki o bilgi süreci nasıl işliyor ve onların doğruluğu ve samimiyeti üzerine düşünmeye başlıyorsunuz. Orada marketlere girdiğiniz zaman, müze marketlerine girdiğiniz zaman orada en ucuz satılan nesnelerden biri kalemdir satın alabileceğiniz. Kalem ise bence oradaki bilginin en temsili nesnesidir diye düşünüyorum. Ama oradaki en ucuz satın alabileceğiniz şey de kalem. Ben de her gittiğim müzeden bir kalem satın alıyorum ve onun karşılığında da bana verilen faturalardan bir dizi hala da devam etmekte olan bitmemiş bir iş yapıyorum, çalışma yapıyorum. Miden gibi bitemiyorum bunu diye de. Bakayım isterseniz ben. Ergis Müze'de bir sergi açtık demiştim, müze içinde bir müze diye. Amaçladığımız şey şuydu, evet bir müzenin içerisinde nasıl sızabilirdik? Yani çünkü müzeler, kurumlar olarak proje sergilerinden biriydi. Yaklaşık bir yıl önceden başladı bizim okumalarımız, tartışmalarımız, defalarca bir araya geldik gibi. Yani ideal sergiler böyle oluşur biliyorsunuz. Hani yoksa geri kalan çünkü bir grup sergisi oluyor, insanları çağırmak, bir araya getirmek gibi. Amaçladığımız oydu. Hatta bize asma katolojik dinlerdiğimizde de biz bunu reddettik. Biz müzenin içerisine girmek istiyoruz dedik. Çok heyecanlıydı yani. Barbara Kırmızı'nın işini indirdik de Mehmet Şeper'in işi asıldığı zaman insan çok mutlu oluyor dediğinde. Siz bayağı, atıyorum Tracy Emin'in tablosunu kaldırıyorsunuz. Orhan Cem Çetin'in sticker yapıştırıyorsunuz oraya. Biz bunu başardık. Ama tabii bad reputation demiştik yani. Biz bayağı tabii müzeyle de çok problem yaşadık bu konuda. Deklarasyon güzel, bayağı ağır kelimeler buna. Biz tabii daha sonra yaşadığımız problemleri deşifre ettik vesaire. Ha, İnsel'in aldığı iş yapmıştı. Evet. Müzenin, öğrencileri birlikte müzenin katalog kitabını yırtarak sayfalarından bıçak yapmışlardı. Bu da güzel bir performansa dönüşmüştü ama bize çok kızdı tabii buna. Belki müzenin sahipleri olsam ben de kızabilirim. ama çok eğlendik ve müzeyi sorguladık. Yani Türkiye'de müzelerin, müzeolojinin, tabii müzeoloji çok yeni tabii Türkiye'de tartışmalar için. Hani daha elimizde 4 tane müze var ki
Bunların hepsine müze demek de çok kolay değil, değil mi Tarat Hocam? Yani, evet, doğru. Ya, elge söz konusu olunca tartışmalı. Zaten çok tartışmalı. Yani diğer müzelerimizin de tam bir Tate Modern gibi veyahut da bir British Museum gibi bir müze olduğunu da iddia etmek çok zor. Ama bu konularda çok iyi. Ama bizim tartışmaya bir start-up vermiş olduk orada aslında. İşte mesela küçük bir katalog bastık ki bayağı böyle 13-18 çok küçük bir kataloğu vardı onun. Katalog da demeyelim, kitapçık diyelim, evet. Bilet diyelim ona. Ama onun arkasında mesela şey yazıyordum. Bir tane alıntı yapmıştım ben orada. Eğer maymunlar dakika yazabilseydi, British Museum'daki tüm katalogları yazabilirlerdi diye. Ve daha bunun gibi aforizmalar vardı içinde. Çünkü müzeler çok problemli kurumlar zaten. Keza çıkardıkları kitaplar da böyle. Tam da konuyu şeye getireceğim. Senin bu sergide Elgiz Müze'de önerdiğin işle birlikte beraber çalışma şeyimiz de aslında tam da burada oturuyor. Yani müzelerin tek düze ve en tehlikeli olan şey de taraflı bir şekilde tarih inşa etmeleri. Çünkü Türkiye'de değil mi? Tam da o var şimdi. Her kurum kendi tarihini yazıyor. İşte Aksanat'ından tutun Salt'ına, İstanbul Modern'den tutun başka bir müzesine kadar. Doğal olarak diyeceğim, tabii politically correct dediğim şey aslında. Herkes kendi tarafından bir tarih inşa etmeye çalışıyor. Tabii bunun sebepleri Türkiye'nin devlet resim heykel müzesinin olmamasından tutarak başlatırsınız ve özel sektörü bıraktığınız anda bu işi, özel girişimlere herkes doğal olarak kendi tarafından bir sanat inşa etmeye çalışıyor gibi. Çok çaldım sizin sözünü belki ama. Lütfen. Yani böyle biraz da o işin sorusu buydu işte zaten, sıkıntısı da buydu. Müzeler hani bilgi aynı zamanda bir güç temsili bence. O anlamda yani bu gerçekliğini sorgulamamız gereken bir bilgi üretimi var. O anlamda kalem de tabii ki onun bir temsili olarak var ve bu şey devam ettiği sürece, bu yapı devam ettiği sürece bu işte devam edecek gibi görünüyor. Hala bir sürü kalemim birikti. Yani bu kutular çoğalıyor. Yaşayanmış. Onda bir şey de eklemek istedim bu arada. Kalemin ortalama fiyatları 1,5-2 euro galiba. Yani şu an bahsettiğim şey 14 lira falan Türk parasıyla. Ama şunu söyleyebilirim, hala en ucuz o. Tabii. Hala en ucuz o. Mesela kendinin gittiğin üzerinden var. Evet. Evet, yani onu... Başkasının getirdiği, senin gidemediğin bir yerde birisi kalem getirse, faturasını alsa eklenebilir mi onlarda? Böyle bir şey düşünüyor musun? Ya aslında biraz benim kendi deneyimimle ilgili bir şey bu. Aslında neden olmasın? İşte bunu düşünmemiştim. Elbette ki böyle bir şey olabilir. Şimdiye kadar ama hep böyle hani kendi aldığım kalem ve özellikle kendi parasını ödeyip aldığım fatura üzerinden. Yok, ben aldım tabii ki, olur hayır demem buna. Ama şöyle bir... Sperdini açık olmak. Biz sırrımı da açıklayayım. Bazen o sahtelik oyununu belki ben de oynuyor olabilirim bu işin içinde diye de böyle Ferhat Hocam sıralısı durmaç. Evet ya. Bu işi yaptıktan sonra mailini yazdım. Çok böyle hani şeyi sıralaması ters bir iş bu işin. Genelde böyle hani metni yazıp yani paralelinde ürettiğim bir şey ama bu işin metnini sonra yazdım. Metnin de görsel bir metin oldu. Çünkü bu mekanlardaki en büyük kayıp bence emek kaybı. Yani gene bir kayıp meselesi var ve bir emek kaybı var. Ve o çalışmanın metni olarak da aslında biraz o kalemin oluşumunun, kömürün oluşumunun, o bilginin oluşumunun arka planındaki emeği düşündürecek bir böyle dörtlü metin çalışması aslında, görsel metin çalışması. Kömürle yaptım. Kömürün kendisiyle yaptığım bir çalışma. Emek süreçleri ya da düşük ücretli emek süreçleri, prekaryum üzerinden cep telefonları söz konusu olduğunda elmas madenlerinin gündeme gelmesi gibi. Bir şey paylaşmıştım. Ve Düzce süreci, Mardin'den sonra işte Düzce'ye taşındık. 3 senenin sonunda, 2,5 yıldır da yaklaşık oradayız. Düzce'ye taşındıktan sonra tabii ki zihin hep aynı şeyle işlemeye devam ediyor.
işte gittiğimiz alanı tanıma süreci, anlamaya çalışma süreci. Doğası çok güzel bir kent, o anlamda besleyici bir kent. Aslında benim bu çalışmam ne kadar ekoloji üzerinden tek başına okumaya çalışılsa da aslında öyle bir çalışma değil çünkü ekolojiyi ben çok tek bir taraftan bakmıyorum, çok çok yönlü bir, yani çok geniş bir kavram, çok derin bir kavram ve ben Efteni ilk gördüğüm zaman açıkçası bir gölü görmenin ötesinde orada ben çok fazla şey gördüm. Bir kere ailemdeki göç hikayesini gördüm. Halfeti'yi, işte Hasan Keyfi gördüm. Aslında göçmen kayıpları gördüm. Gemilerde kaybolan göçmenleri gördüm. Ve hani gerçekten orası benim ilk defa karşılaştığım bir yer değildi. His olarak öyle değildi. Çünkü işte Hasankeyf Halfeti'de su için, su gerekliliği sebebiyle su altında bırakılan yaşam alanlarından, tarih kentlerden söz ediyoruz ve orada insanların o alandan göç ettirilmesi durumu söz konusu. Efteni Gölü'nde ise tam tersine su havzası küçültülerek, tarım arazisi açılarak insanların oraya göç ettirilmesi sağlanan. Yani baktığınız nereden bakarsanız bakın aslında ikisi de aynı zihne hizmet ediyor. Yani çok da birbirinden uzak değil. Bu anlamda bu iş böyle hani gerçekten orada kendimi oraya baktığım zaman çok hani önceden gördüğümüz, tekrar tekrar gördüğüm ve düşündüğüm bir şeyle yeniden yüzleştiğim bir alan olarak karşılaştım. Ve o alana baktığımda duyduğum bir ses vardı, benim hissettiğim bir şey vardı. Sesi de önemsiyorum bir çalışmada. Bence ya bir video işinde ya hiç ses olmamalı. Eğer ses kullanıyorsak da o sesin gerçekten o çalışmayı beslemesi gerektiğine inanıyorum. Yani hani burada ses olsun, bu işte ses olsun diye ses yapılmamalı çalışmanın üzerine. Yani o ses hakikaten o çalışmanın, o videonun destekleyicisi olmalı. O duygunun, anlatımın destekleyicisi olmalı. Lütfü Özden'le tanıştığımda, Lütfü Özden çok değerli bir sanatçı. Düzce'de yaşıyor. Kendisi doğada bulduğu ağaç parçalarından, gövdelerinden müzik aletleri yapıyor. Tabii ki bunlar bildiğimiz müzik aletleri değil. O yüzden de çok alışkın olduğumuz sesleri çıkarmıyorlar. Benim de görme şansım olmuştu. Bayağı amorf diyebileceğimiz tarzda. Değil mi? Hani evet. Kemençeye benzeyen ama tam kemençe formunda olmayan, tam böyle standart bir cilalaması, bildiğimiz anlamda standart gitar formunda yapılmayan tamamen hususi aletler ki evet. Aslında müzisyenler gelip deniyorlar bunu, değil mi? Erkonomu falan evet, yapıyorum. Evet. Ama tabii ki nota sistemleri, komalı notaları falan farklı olmak üzere üretilen inanılmaz tasarım. Ve o kadar skalı geniş ki bazılarından sadece tek bir ses alabiliyorsunuz mesela. Yani hani daha fazla... Hepsinin patentleri kendisinin zaten. Kesinlikle. Evet. Ben hani böyle bir şansım olmuştu. Onunla özel bir şeyde, ortamda o müzik aletlerinin sesini, kendi ürettiği aletlerin sesini duyma şansım olmuştu. Ve bu işi yaparken de benim o mekanda duyduğum sese o kadar yakındı ki belki onun aletleri de doğanın parçasıydı zaten ve o da bunu çok önemsiyor. Çok beraber hissettim yani ve kendisinden rica ettim, şey yapar mısın bu iş için bir ses çalışması yapmak ister misin dedim. O da kabul etti bunu ve önce ben ona işi izlettim. O bir takım sesler, ses çalışmaları yaptı üzerine, işi izledi. Ve onun yaptığı sesleri ben yeniden montajlayarak, işte onları farklı bir dizgide yeniden bir araya getirerek ses çalışmasını bu şekilde tamamlamış olduk. Sesini biraz açalım mı? Evet, sen tabii. Sen göstermeyeceksen. Evet.
düşünüyoruz. Tabii sadece video çalışması değil, şu an ekranda gösterdiğim gibi dijital baskılar. Tabii, evet yani o... Bir önceki görselde gördüğünüz gibi değil mi? Şu an çok üzüldüm. Yönlü bir şekilde oraya ilgilenmeye başladığım için birbirini destekleyen farklı çalışmalar çıktı. Sadece video iş çalışması değil, aynı zamanda o bölgede özellikle flu olarak çektiğim canlı fotoğrafları var. Ve onlarda çınlandıran sesi vardı olarak böyle bir enstalasyon, video enstalasyon çalışması olarak sergilendi. Bir de mesela şey var, işte Efter'e göre 76'da 825 hektarken 76 yılından sonra tarım politikaları sebebiyle 25 hektara kadar düşürülmüş bir bölge. Ya azımsanamayacak bir oran bu. Benim de yıllar önceden bildiğim bir malzeme, ısıyla küçülen bir malzeme vardır. Küçülen kağıt. Bu bölgeyi çalışmaya başladığım zaman böyle hani aklıma gelen ilk malzemeydi. Onda mutlaka bir şey yapmalıydım çünkü o kadar hani örtüşüyordu ki gölün durumuyla. Türleri resimlediğim ve gölü resimlediğim çalışmalar bunlar. Resimsel daha bir tarafı var, boyutu var. Onların ısıyla kendi boyutlarından 7 kat küçülerek yeni biçimini alıyor ve kalınlaşıyor malzeme, sertleşiyor, plastik bir malzemeye dönüşüyor. Ama bir yandan da böyle o küçülmeyle birlikte gizli bir şey de oluşuyor. Onu bir yandan daha küçülterek saklamaya da alıyor, pigmentini güçlendiriyor. Bu onlar, o çalışmalardan biri. Gördüğünüz boyuttan aslında 7 kat daha büyük olarak çalışıp daha sonra onu ısıyla 7 kat kendi malzemesini 7 kat daha küçük haline sıkıştırıyor. Aslında gölün durumuyla da çok fazla örtüşen bir tarafı var. Bunlar da türler. Evet. Tahliyede bir fotoğraf çalışması gene Efter'den. Parçalar bütünden daha büyüktür diye bir çalışma gerçekleştirdim. O da gene aynı malzemeyi kullanarak oradaki türlerden hareketle yapılan çalışma. Gene oradaki türlerin 7 kat küçültülerek yapıldığı bir çalışma. Türler üzerinden, kayıtlar üzerinden bu o bölgedeki bir toprak etütü çalışması. Yine orada kaybolmakta olan, yani bir yandan tarım arazisi açılırken bir yandan da enteresan bir şekilde kendi tarımını kaybeden bir bölge. Yıllardır var olan işte tütününü, fındığını, pancarını, mısırını kaybeden bir bölge. Çok büyük çelişkilerle dolu. Bütün hani belki coğrafyada yaşadığımız gibi aslında çok da onun özelinde ele alsak da durumu aslında çok genel bir sorun. Bu anlamda orada oranın gene kalem devrede, bilgi üreten kalem devrede onunla gerçekleştirdiğim desen çalışmalarıyla o şeyin, bitkinin ihtiyaç duyduğu toprağa dair etüt çalışması. Böyle bir serinin devamı. Bu da tekinsiz manzaralar. Daha böyle resimsel bir süreçte. Efteni Gölü'nden aldığım toprakla gerçekleştirdim. Bir de ekolim kullanarak yaptım. Yeni çalışmalar bunlar da. Böyle bir süreç devam ediyor. Böyle toparlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Senin de böylece şuna da
Mantık güzelmiş bu arada. Yaptığında göremeyeceğimiz videoların da böylece aynı paket içerisinde görmüş olduk. Ya bunu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tek müşteriden konuşmak da elbette ki mümkündür ama insan hakkının üretim sürecindeki bazı işlere tanık olmak en azından yorumlamayı ve yorumlamayı daha da rahatlaştırıyor açıkçası. Çok teşekkürler. Böyle zahmet vermiş olduk sana eski işlerin için. Ben teşekkür ederim. Yani zaman kısıtlı olduğu için böyle tabii. Seçicilikle hani böyle o kadar ki. Tabii. Yani, ama 2001'den 2018'e gelen periyoddan yani yaklaşık 17-18 yıllık bir süreçte en azından bir nebze olsun tanımış olduk. Bence şey yapabiliriz, katkılarınızı alabiliriz, sorularınızı alabiliriz bu noktada. Çünkü yaklaşık 50 yıllık biz en azından bu söyleşiyi şey yapmış olduk, sürdürmüş olduk. Katkı sunmak isteyenler olur mu, sorusu olan olur mu Hülya'ya? Bu daha uzun yapmayı düşündün mü bir videoyu? Ya. Bana biraz daha uzun izlemek istedim sanki. Şöyle bir şey var. Aslında ben orada 4 mevsim çalıştım. Kış, sonbahar, yaz görüntüleri var, ilkbahar görüntüleri var. Tam 4 mevsim. Oradan çekimler var. Aslında yeni bir video çalışması var. O şey. Başka bu kadar. Ama bu kadar. Ya böyle hani oradaki benim gözüm, işte benim orada geçirdiğim süre biraz onu hissettirecek bir şey olsun istedim. Çok uzun tutmadım bu çalışmayı. 8 dakika 15 dakika. Ama mevsimler başka yerlerden değil mi? Yani aynı yerden yine farklı mevsimlerde. Açılar hemen hemen aynı. Zaten belli noktalardan çekimler yaptım hep. Ama farklı mevsimlerinde çekimler gerçekleştirdim ama benim o ilk gördüğümdeki his, anlattığım his var ya, onu en çok benim hissettiğim, yoğun hissettiğim mevsim kış mevsimiydi. İlk zaten görmem de kış mevsimiydi. Taşınma sonrası orayla karşılaştığım ilk olarak kış mevsimiyle karşılaştım ve o anlamda böyle bir ilk çalışma oraya dair ilk bir iş ama elimde devam eden bir ikinci iş var, çalışma var. Şimdi bu sonradan 7 kat küçülen malzeme kullandın ya, resmi süreci sonradan mı yaptın yoksa beraber mi başladın? Ya çok aslında böyle birbirine paralel bir şekilde başladı. Bir yandan çünkü bir yıl boyunca çekimler devam etti. Bu video sürecinde işte sürekli göle gidip orada vakit geçiriyorum. Hem kayıtlar alıyordum hem orada zaman geçiriyorum. Oradaki küçülmüş halini mi yaptın yoksa yapıp küçüldün mü? Yani kendi kendine böyle küçüldün mü? Önce gördüğü resmin 7 kat büyüğünü resimledim. Resimle beraber yaptın değil mi? Malzeme ve resmi de aynı anda yaptın. Sonra hem resim küçüldü hem malzeme küçüldü. Zaten o malzemenin üzerine çalıştım. Tamam. O malzemenin kendisinin üzerine çalıştım. Resim çekiyor yani. Sonra resim çekiyor. onu ısıtıyorsun. Malzemeyi tekstil olarak çekiyor. O sürecim ben de o süreci de böyle. Videosunu verdi de bence çok ilginç. Ya, yani zaten doğru görevin sonradan yıllar sonra küçülmesi de çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Yani böyle hani çok hani görmüyoruz zaten o şeyi bölüm hikayesi devreye girince ilk aklıma gelen malzeme oydu. Yani hani hiç kaçınılmaz bir şeydi. Çok iyi oturmuş ama. Yani o aslında onların kayıtları da var. O küçülme sürecinin kayıtları da var. Yani onun o kağıdın giderek böyle ısıyla birlikte hacmini kaybedip böyle küçülme evresinde gösteren kayıtlar var. Bakalım belki onlardan da bir şeyler çıkar zaman için. Tabii o zaman iyi anlatabilecek bir malzeme. Yani son dönem çalışmalarında tabii bulunduğum coğrafyadan dolayı da biraz böyle ekosistem üzerine biraz bir yönelim görülüyor. Ama çoğunlukla zaten hani yakın da arkadaş olduğumuz için zaten seyahat etmeyi, lokasyon değiştirmeyi seviyorsunuz zaten. Çok. Biraz onun da faktörü var tabii ki. Ben uzun zamandır, çok uzun zamandır nacizane bir kuş gözlemcisiyim. Endemik tür takipçisiyim. Yani böyle hani o yüzden ister istemeden bu bir hobiydi aslında.
aslında bir noktada özel bir meraktı. Düzce ile birlikte, yani zaten hani dediğim gibi kayıp mevzusu bence çok belirleyici. Yine burada da çok belirleyici. O yüzden eninde sonunda işlerime biraz daha hakim olacaktı. Bir yerden görecektik. Düzce tabii ki çok enteresan bir coğrafya. Çok hani bundan uzak duramayacağımız bir bölge. Ve ben hani 7/24 orada yaşıyorum şu anda. O yüzden de oraya dair bir şeyler üretmek ve düşünmek çok doğalında gerçekleşti. Olduğum yerin kayıpları da beni ilgilendiriyor. Yani o yüzden oradan bakalım bir süre daha devam. Ben de sizin karşılaşmalarınızın yeni bir yerdeki sürecin farklı mecraları arttırmasını çok sevdim aslında. Birinde gördüğünüzü başka bir yerde, mesela topraktan oradan aldığınız bir şeyle resmettiğinizi anlattınız veya kuşların aktarılmasını. Bir tek acaba izleyici olarak seste duyduğumu da başka bir yerde görecek miyim diye bir soru uyandı izlerken. Çünkü bize belki aktarmasanız arkadaki videoda dönen müziğin böyle bir hikayesi de olduğunu göremeyecektim ben. Ama onu ilerleyen işlerdeki o bağlantısı, bağlamını tekrardan görsem hem merakıyla bana başka bir şey hissettirebilir mi diye düşündüm. Ama genel şeyi, takibi çok güzel geldi bana oradaki sürecinizin açıkçası. Teşekkür ederim. Ama o da artık böyle izleyicinin şeyini bırakıp hislerine ve işte kuracağı bağı bırakılması gereken bir tarafı da var. Yani böyle her şeyi açıkladığımız zaman da bütün gizemini galiba kaybediyor. Biraz da ona ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim. Fred James'in dediği gibi hani şimdiyi anlatmak mümkün değildir der. Doğrudan içine girmek mümkün değildir. Onun için belli taktikler geliştirmek gerekir. İşte taktikler nedir? Yabancılaştırma, ters düşürme, yanlışa yöneltme, şaşırtma, hani temsil et, şimdiyi temsil etme araçları, yöntemleri olarak. Biraz o da anladığım kadarıyla Hülya'nın kullanmak istediği bir şey değil mi? Narsan senin adına cevaplanıyor mu? Yani sinemayla belki de video sanat arasındaki farklardan biri ne olduğunu söyleyebiliriz. Hani üretim araçlarını ve kullanma yöntemlerini biraz olsun gizlemek ya da hani dolayılılaştırmak. İzleyiciye de bir şeyler bırakmak gerektiğini düşünüyorum o anlamda. Öyle. Başka sorusu olan, katkıda bulmak isteyen olur mu? O zaman ayaklarınıza sağlık. Bu salı gününü, salı akşamını bize ayırdınız. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hülya çok teşekkürler. Düzce'den geldiniz bunun için. Size de çok teşekkürler. Önümüzdeki haftanın da o zaman teaser'ını vererek kapatırsak. Çağrı Saray'da önümüzdeki hafta salı günü. Artist olup yerine bir şey icat etsek güzel olacak ama umarım biraz da artist olarak kalacak bu sanatçı konuşmasını önümüzdeki hafta salı günü yapacağız. Ben de bir tip, yani hem sana çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sürecin içine beni de dahil ettiğin için çok mutluyum. Böyle bir mekanın varlığını da açıkçası es geçemeyeceğim. Yıllardır hem video üreten hem de video sanat üzerine bir organizasyonun parçası olan biri olarak ve buna çok hani emek veren yıllardır biri olarak böyle bir mekanın varlığını hakikaten es geçemeyeceğim. Çok kıymetli, çok heyecan verici. Ve onun böyle bir parçası olmuş olmak da Fırat aracılığıyla beni çok mutlu etti. Bir konuda gelebilir belki buna Hülya. Görist'in de İsa'yla birlikte belki ileride bir kurumsal diyemem, bir tür diyaloğa geçmelerinin de belki pozitif çıktılarını görme şansımız olur. Bu belki daha sonra konuşulabilecek bir şey olur. Çünkü bir tarafta non-profit ve bir mekana sahip oldunuz daha önce Mardin'deyken. Ama genelde bir mekansız bir girişim olarak, bir inisiyatif olarak videoist. Değil mi Fahmet? Evet. Böyle bir şey arzu edilesi bir diyalog yaratılırsa neden olmasın? Biz yani... Biz her zaman açığız. Biz her gün diyaloğu açığız. Buradayız zaten. Burayı yani zaten bizim nasıl diyeyim hep
işaret edeceğimiz bir yer olacak zaten. Şu an Hülya da bunu söyledi. Yani çok keyifliyiz buranın olmasından. Sizlerin burada bu projeleri ortaya koymanızdan dolayı. Zaten takip ediyoruz. Evet. Bir taraftan da içinde olmuş olmak da ayrıca güzel. Başka projelerde inşallah birlikte çalışabiliriz. Bu vesileyle biz de bir üniversite tekrar tebrik edelim. Hem Çanakkale Diyarı için hem gelecek projeleriniz için. Bir özür dileyerek bir şey hatırlatmak istiyorum. Kârı arkadaşımızın konuşması esnasında biz Düzce'de olacağız. Şimdi ben kusura bakmayayım. Ne çok yorulayım. Herkes de anladık. Burada bir ona acaba başka bir çeker mi? Yerimize başkalarını gönderelim. Çarşamba yok mu? Evet. Bazı kuralları var tabii. Duyurduk hocam. Çarşamba olmaz mı? Ya siz gelin çarşamba günü daha konuşuruz. Ne dersin çağırın? Konuşmaya gelin ne sahneyi? Sahneyi yine. Sahneyi yine. Arkadaşlar çok teşekkürler.